Alanya Posta TV ekranlarından 5x5'ten mutlu günler. Kısa bir bayram molasından sonra bir haftada kendimize böyle bayram sonrası izni verdik. Yeniden birlikteyiz. Selim Bey, hoş geldiniz. Kendimize çeki düzen verdikten sonra başladık. Aynen, biraz böyle yayılmıştık bayramda. Kendimize de çeki düzen verdik. Ekrandayız. 5x5, 5 soru, 5 cevap. 5 dakika içerisinde jet hızıyla tekrar ediyorum sık sık bir program hazırladık. Özgün bir format, bizim formatımız. Dolayısıyla başlayalım. Başlayalım. Evet, çok geleneksel başlayacağım yine ben. Çünkü içinde bulunduğumuz süreçte maalesef bu geleneksellikten kaçamıyoruz. Çünkü dün, önceki gün kabine yeni pandemi kararlarını açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Akabinde dün de tabii bunun tepkileri vardı taze bir günden. Evet. Özellikle de esnaflar, iş dünyası, iş insanları için bir takım eleştirilen ya da düzeltilmesi istenen konular vardı. Alanya'da da işte esnaf odası başkanları turizm yörelerine özel pandemi uygulaması istediler. Ticaret Sanayi Odası Başkanı da revizyon adını verdiği bir takım istekleri oldu. 5-6 maddelik taleplerini Alanya Kaymakamına iletti. Buradan başlayalım. Şimdi siz bir kere şeyi ne düşünüyorsunuz? Hani bu kademeli düzelme, normalleşme hazır mıyız? Algımız buna hazır mı? Ya da toplumda nasıl bir karşılık buldu? Şimdi zaten daha önce hibeyle başladı bu normalleşme. Hibeler geldi, arkasından normalleşmeye geçtik. Evet. Bu şekilde başlaması normal. Hemen birden bütün saatleri ve işletmeleri tam gün olarak gece gündüz 24 saat açmayı zaten beklemiyorduk. Fakat az önce bahsettiğiniz gibi Alanya'daki esnaf odası temsilcileri, ticaret odası başkanı, belediye başkanının yeni bir saat düzenlemesiyle ilgili taleplerini haklı buluyorum. Çünkü Alanya gibi turizm bölgeleri 24 saat yaşayan canlı bir şehir yazın. Anadolu'nun herhangi bir bölgesinde, herhangi bir ile gibi değiliz. Akşam misal başka bir ilde akşam olduğu zaman saat 8'de 9'da hava kararınca el ayak çekilir. Gün biter. Fakat Alanya'da ve bizim gibi turizm bölgelerinde gün yeni başlar. Yaşam yeni başlar. Onun için 21 olan iş yerlerinin kapanış saatinin gece saat 24'e alınması çok mantıklı ve esnafın faydasına olacak bir gelişme. Çünkü bizim müşterilerin, turist müşterilerin, turistlerin otellerden çıkış saati, en erken çıkış saati zaten saat 8. Evet. Akşam, ki belki hani, daha da geç yani. Tabii 8-9 otelden çıktıktan sonra karanlık bir çarşı. Ya da zaten esnaf lokantaları gündüz iş yaptığına göre akşam çok iş yapmaz. Akşam genelde restoranlar iş yapar. Yani yerli bir insan akşam yemeğine çıkmış olsa bile yine saat 9'a yetişemez. O bakıma restoranların, özellikle restoranların akşam 9'dan gece 24'e alınması daha uygun olacak diye düşünüyorum. Esnaf odaları sanırım bu tepkileri, talepleri haklı. Ama şu da var tabii, hani bu kararlar da aslında bir taraftan da pandemiyle mücadele adına alınmış kararlar. Dolayısıyla onu esnet, bunu esnet diye de bakmak gerekir mi diye düşünüyorum. Hani ben bir taraftan empati yapayım diyorum. Mesela kendimi o tarafa koyuyorum. Karar alıcıların yerine koyuyorum. E tamam, onu esnettik. Bu böyle oldu, şu şöyle oldu. O zaman onu esnet, pandemiyle nasıl mücadele tamam, edeceğiz? Tamam, onu esnet, bunu esnet. Onu da esnetme, bunu da esnetme. Bir de o var. Yani bu tarafından baktığın zaman da olmuyor. Zaten saat 9'a kadar bulaşmayan virüs gece 12'ye kadar da bulaşmaz. Bir saat kavramı, bir herhangi bir mesai kavramı yok. Burada o yoğunlaşmayı önlemek için böyle bir önlem, tedbir alındı. Fakat esnafın içine yaramıyor. Yine ayrıca otellerin içerisindeki işletmeler 24 saat açık kalabiliyor. Fakat otellerin içerisindeki aynı esnaf grubuyla dışarıda iş yapan esnaf grubu iş yapamıyor, kapalı. Mesela işte hamamlar otellerde açık, dışarıda kapalı. Yine misal kahvehaneler, oyun yasak fakat açılış serbest. Çay ocakları zaten esnafa servis yapar. Ama kahvehanelerde esnaf servisi olmadığı için hiç kimse çay içmek için kahvehaneye gidip masaya oturup
Çay içmez. İçmez. Yani orada oyun oynar. Tabii, tabii. Bazı hem saat olarak hem de açılmayan esnaf ya da açıldıktan sonra kendi içerisindeki faaliyet alanı ile ilgili yeni bir düzenleme olmalı diye düşünüyorum. Peki şey olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, turizm yörelerine özel bir şey yapılsın. Bu sadece hani yeme içme sektörü diye mi bakmalıyız bunu? Aslına bakarsanız hani birbirine eğlence sektörü de var aslında. Eğlence de var, canlı müzik de var. Özellikle şimdi, onlar çok mesela ciddi mağdur pozisyondalar. Şimdi turizmi kendi içerisinde çeşitlendirip ayırdığımız zaman işte deniz, kum, güneş için gelen var. Tarih turizmi var, sağlık turizmi var, eğlence turizmi var. Biz Alanya'da daha çok tarih turizmini yapıyoruz ama daha deniz, kum, güneş ve eğlence. Eğlence sektörü zaten bir yıldır ağzını alan yok. Ne diskoları, ne işte barları, müzisyenleri, evet, sanatı ve sanatçıyı konuşan, ya siz açılmayacaksınız diyen bile yok. Hani açılacak ya da işte desteğe bir kenara koyarım, açılmayacaksınız demek için bile ağza alınmıyor. Yokmuş gibi bir durum. Yokmuş gibi bir durum var. Yani şimdi turizm bölgesinde turisti getirdik ki gelmiyordu zaten şu anda. Öyle bir durum da var. Onu ayrıca konuşmak lazım. Evet. Geldi, çıktı ama nereye çıkar? Eğlence turizmde, eğlence sektörü turizmin başlı başına gece bölümü zaten. Akşam 9'dan 10'dan sonraki yaptığımız turizm eğlence turizmi ki o da kapalı. Ki zaten müzisyenlerin bu konu Türkiye genelinde isyanı var. Haklı hani yok olarak sayıldıkları için. Tabii. Kestik bu arada. Bitti mi? Süre bitti. Unutmuşum 5 dakika. Süre bitti, evet. Evet, bir 2 hafta ara verince böyle oluyor demek ki. Evet, şimdi... Neyse, turizm... akşam da devam edecek programımız. Evet, bugün onda saat sınırı yok, bol bol konuşabiliriz. Saat 20'de izleyicilerimizi bu kez haberin manşeti özelde Hilmi Karagöz ve Mevlüt Yeni benim konuğum olacaklar. Bekleriz, tabii orada daha farklı konularımız da var. Tabii 5x5'in özelliği bu. 5 dakikada konuştuk, olmadı, bitti yani. Konuşaydın diyorsun. İçinizde yani kalsın. Evet, şimdi bizim yine bu programı hazırlarken yaptığımız şey Alanya'nın şehrin gündemine dikkat çeken şeyleri ya da herkesin konuştuğu ya da konuşmak istediği şeyleri ya da bize söylediği şeyleri bir listeliyoruz, oradan çekiyoruz. Bu arada tabii ki Alanya'da bence Alanya Posta Medya'nın üstüne vazife edindiği çok önemli bir konu ve sorun vardı. Kuraklık meselesi. Özellikle de Posta Medya'da sizin, yani Hilmi Karagöz'ün üstüne vazife edindiği bir konu. Özellikle tarımsal alanlardaki sulama sıkıntısıyla başlayan, akabinde de genel anlamda iklim değişimlerinin de yarattığı kuraklık sorunu bizim hep yazdığımız, çizdiğimiz bir şey. Tabii. Bu arada siz tabii özellikle yaylaya gidiş gelişte biraz daha, değil mi? Tarımsal alanları ve sulama alanlarını gördüğünüz için oradan örnekler. Yaşam verdim tarzından dolayı, yani biraz daha bizim benim kendimin yaşadığım mesleğimin dışında gidip geldiğim, yaptığım işten dolayı biraz hani köy ayaklı ya da toprak ayaklı olduğum için daha görebiliyorum, yaşayarak gördüğüm bir şey. Ama bunu ben iddiam şu, biz bu kuraklık pandemiyi mumla aratır bize. Çünkü evet, başlığı da öyle kullanmıştınız. Evet, başlığı zaten öyle kullanmıştık. Çok hızlı geldi, çok hızlı gidiyor. Şu an yerüstü su kaynaklarımız kurumaya başladı ki birçoğu kurudu. Yazın sonu gelmeden yeraltı su kaynaklarımız kurumaya başlayacak gibi görünüyor. Alanya'dan başka Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık birinci gündem maddesi. Hı hı. Ulusal televizyon kanallarını açıyorum, haberlerde, gazetelere bakıyorum. Kuraklıkla ilgili her gün değişik programlar, uyarılar, dikkat çekmek için haberler yapılıyor. Fakat Alanya'da hala biz bu konunun, bu tehlikenin farkına varamadık. Birinci gündem maddemiz olmadı. Hı hı. Ben istiyorum ki Alanya'da birinci gündem maddesi kuraklık olsun. Hı hı. Tarım İlçe Müdürlüğü'nün, Ziraat Odası'nın, partilerin, belediyenin, halcilerin, çünkü nasıl bu pandemi döneminde özellikle tarım sektörünün etkilenmemesi için her türlü imkan olanak verildi. Ne için verildi? Önemli bir sektör olduğu için. Şimdi kuraklık geldiği zaman zaten bu sektörü olduğu gibi bitirecek. Ve gelişi güzel bir yatırım son sürat hızla devam ediyor. Bununla ilgili de hiçbir kimse çıkıp uyarmıyor. Yapmayın, etmeyin. Bakın işte önümüzdeki gelen tehlike bu. İçinde bulunduğumuz günlerde bile bunu hissediyoruz gibi bir uyarı yok. Hı hı.
Ama birinci gündem maddemiz mutlaka olması gerekiyor. Bu kar yağdıracak ya da yağmur yağdıracak bir halimiz yok. Bunu biz ancak önlemlerin alabiliriz ya da elimizdeki kullanılmayan imkanları kullanarak kuraklıktan en az etkilenebiliriz. Nedir bu elimizdeki imkanlar? Doğu bölgesi için bir Din Barajı, Batı bölgesi için Yenice Barajı. Yenice Barajı. Yani sulama, sulama ile ilgili. Evet. Mi? Şimdi bizim yer altı ve yerüstü kaynaklarımızın kuruyacağını düşündüğümüzde ki kuruyacak, bunu görüyoruz da. Mevcut imkanlarımızın, barajın, Yenice Barajı daha yapılmadı. Oranın mutlaka yapılması gerekiyor. Her ne kadar şu an belli bir bölgede o Tostak, Konaklı, Güzelbağ civarında bir sıkıntı görünüyormuş gibi olsa da bu yayılacak. Bu bölgede de Din Barajı'nın sulama suyu hattının acilen gidebileceği yere kadar götürülmesi gerekiyor. 15 yılı geçti, hala su hattı çalışması devam ediyor. Geçen de yazdım. Bakü, Tiflis, Ceyhan, petrol boru hattı 3 yılda bitti. 1700 kilometre miydi şu an aklımda değil. Bitti ve sevkiyat yapılıyor ama bizim 15 kilometre, 20 kilometrelik bir sulama suyu hattını hala bitiremedik. Kaldı ki burada şöyle de bir durum var. Bölge yaşayanları da revizyon istiyorlar. Yani revize edilmiş haliyle bitsin diyorlar. Çünkü 15 sene önceki planlamaya bakarsanız... Tabii o zamanki tarım alanları... Değil mi? Yani, aynen yani nüfus oranı bu kadar şu değildi. Şu anki şartlar çok değişti. Bir kere muz seraları, avokado bahçeleri, her iki üründe sudan yani suya ihtiyaç duyan ürünler, susuz beslenme yapamayan ürünler... Revize edilerek bitirilmesi. Bununla ilgili aslında biraz zaman zaman DSİ çalışma yaptı ama ben sözünüzü bitirmeden önce bir eleştiri yapmak istiyorum. Özellikle kime? DSİ'ye. Yaklaşık biz bu konuyu... Ağzımdan aldın, devam et. Öyle mi? Tabii. Peki. Biz bu konuyu yani kuraklık meselesini kendi yayıncılık gündemimize aldığımız günün ertesi günü ben DSİ Bölge Müdürlüğü'nden Alanya'daki barajların durumu ve Alanya'daki su düzeyi, su seviyeleriyle ilgili bilgi istedim. Yani herhalde 6 ay geçti. Olumlu olumsuz hiçbir cevap almadım henüz. Alanya müdürümüz aracılığıyla Antalya'ya gitti bizim talebimiz. Çünkü biliyorsunuz bürokraside işler tabii, biraz evet. da böyle işliyor. Siz buraya onlar oraya filan. Hantal bürokrasi dediğimiz Hantal sistem. Hantal bürokrasi. Hatta bir ara espri yaptım. Müdürüm benim sorumun cevabı dedim. Bilmiyorum bana da gelmedi dedi. Yani... Ya bir yani bu konuda toplumla bir açık olun, bir şeyleri paylaşın. İnsanoğlu şunu yap, bunu yapma deyin. Ben ne düşünüyorum şu anda? Kimse hiçbir çalışma yapmıyor. Devletin belki kurumu de, bile ciddiye almıyor demek. Almıyor. Belki de yapıyor. Niye paylaşmıyor o zaman? Ben de bu konudaki eleştirimi ortaya koymuş olayım. Burada ciddiye almazsa kuraklıkta bizi ciddiye almaz. Hedef herhangi bir siyasi parti değil, bir partinin ilçe başkanı değil. Kaç ilçe başkanı eskitti zaten bu hat? Bak süremiz var mı? Çok az. Bitti mi? Yani kaç ilçe başkanı eskitti? 20 yıla yakın bir süre. Kestik. Evet. Kuraklık. Benim 5 dakikada oldu ama bak hatta hala bitmedi. Bitmedi de. Ya bu kuraklığı bence biz daha çok konuşuruz. Bence konuşmalıyız da. Aslında bu bugün sadece tarımsal alanlarda değil, evde kullandığımız, sabah işe gelirken gördüm kaldırımın üzerine rentekar arabalarını koymuş. Hortumu da açmış. Çeşme. Eskiden bir ara yasaktı. Yasak? Evet yani. Ya olmasın. İş yeri önünü yıkamak, araç yani yıkamak. Yani su tasarrufu dediğimiz tabii yasaktı. Şeyi her yine alanda o yasaklar getirilmeli lazım. Evet. İlk öğretim düzeyinde öğretilen nedir? Düğmelere basın, lambalarınız açık kalmasın, tasarruf değil mi? Musluğu çeşmeleri kapatın, kapatın, düğmeyi kapatın. Evet. Su tık 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 damlamasın, tasarruf. Biz ilk öğretim bilgimizle bile kalsak tasarrufu öğrenmek zorundayız. Okuldan bahçeye kadar o zaman bir tasarruf seferberliği başlatılması bence gerekiyor. Bence şart yani. Belki gelecek haftalarda yeniden konuşabiliriz yani. Pandemi gibi bunda çok konuşacağız. Öyle görünüyor, evet. Şimdi tabii biraz da siyasi gündem dedik. Her şeyden koymaya çalışıyoruz biz programımızın içerisine. Ve seçim sistemi diye başlıyoruz. Neden böyle başlıyoruz? Yine geçtiğimiz hafta ve bu haftaya da sarkan bir takım siyasi söylemler vardı. Sistemin değiştirilmesi, barajın düşürülmesi noktasında. Hoş, yıllardır söyleniyor da bir kez daha söylendi. O zaman biz de bir kez daha gündemimize aldık konuyu. Şimdi zaten yeni anayasa çalışmaları devam ediyor. Yeni anayasa ve siyasi partiler
yasası ve seçim kanunu ile ilgili düğmeye basıldı. Milliyetçi Hareket Partisi yeni anayasa ile ilgili 100 maddelik bir taslak öneri ortaya koydu. AK Parti'ninki de bitme aşamasında, muhalefet iktidardan gelecek hamleleri bekliyor. Bunun yanında işte yeni seçim kanunu ile ilgili de bir takım çalışmalar var. Nedir bu? Seçim barajının %5 ya da 7'ye düşürülmesi, milletvekili transferlerinin zorlaştırılması, hazine yardımının yeniden düzenlenmesi ve daraltılmış seçim bölgesi gibi basına sızan, duyduğumuz bilgiler var. Burada benim en çok dikkatimi ve ilgimi çeken konu daraltılmış seçim bölgesi. Neden? Çünkü daraltılmış seçim bölgesinde Türkiye'nin seçim bölgesi bölgesi sayısı artırılacak. Şu an 85 ya da 90 o civarlarda tahmin ettiğim kadarıyla, tam hatırlamıyorum ama bu 150-160'a çıkar. Mesela Antalya tek bölge, 3 bölgeye ayrılacak. Merkez, Doğu, Batı. Ve Antalya'nın nüfus sayısına göre, seçmen sayısına göre milletvekili sayısı olacak. Mesela Doğu bölgesinin 5 milletvekili olacaksa 5 milletvekili adayı bizim Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki. Kendi bölgemizin, kendi bölgede siyaset yapan siyasetçiler milletvekili olarak seçme şansımız daha artacağı için temsilde adalet kısmen daha çok sağlanmış olacak. Çünkü Alanya'nın da bu konuda en büyük müzdarip olduğu konu bu, değil mi? Hep yani merkezin gerisinde kalıyor. Tabii ki her seçim dönemi, her seçimden önce listeler açıklandığı zaman ahbaplarla yakınıyoruz. Burada daraltılmış seçim bölgesini eğer tercihli bir sistemle de taşlandırırsalar ballı kaymak olur. Evet. Bu tercihli sistemde tabii siyaseti bilenler bilir ama bilmeyenler bilmediği için açayım. Bizim Alanya bölgesi, Doğu bölgesinin 5 milletvekili adayımız varsa listede her parti 5'er milletvekili adayını koyacak. Seçmen istediği kişiyi seçebilecek. Listenin en sonundaki milletvekili adayı atalım Gaye Coşkun birinci sıraya yerleşip milletvekili seçilebilecek. Böylece hem bu ithal genel merkez torpilli milletvekili adaylarından hem de toplumda karşılığı olmayan kendi mevcut etiketini, sıfatını her seçimde yetecekmiş gibi görüp fakat sokakta, toplumda karşılığı olmayan insanların milletvekili olarak bizi temsil etme imkanı olmayacak. Seçmen kimi isterse o seçilecek. Tercihli sistem bu. Evet. İnşallah bu daraltılmış bölge olur, uygulanır. Tercihli sistemden çok bahsedilmiyor ama o da olursa daha iyi olur. Ben her zaman söylüyorum. Mikro milliyetçilik yapıyorum bu konuda, yapmaya da devam ederim. İstedikleri kadar kıssınlar. Ben ithal, faydasız milletvekillerini istemiyorum. Evet. Alanya'yla ilgisi olmayan, bilgisi olmayan, Antalya merakı olmayan, bir daha seçilemediği zaman buradan çekip gidecek. Böyleyken Antalya'nın kaderiyle oynayan ithal milletvekillerini istemiyorum. Tercihli de olsa, tercihsiz de olsa, daraltılmış ya da tek bölgede olsa istemiyorum. Ama tabii burada şu da yok mu? Milletvekilliği statüsünün de kaybettiği bir ivme var. Hani şimdi siz dediniz ya, ithal de olsa, yerli de olsa sistem... Çamurdan olsun, bizim olsun. Öyle mi düşünüyorsunuz? Tabii çamurdan olsun. Tamam, milletvekilleri artık eskisi kadar çok sorumluluğu, yetkisi olan bir şey değil. Fakat olduğu kadarıyla bile gene bizden olsun. Bakanlık düzeyinde, daha önce bakanlık yapmış, yine bakan olma ihtimali olup, Türkiye'nin siyasetin sevilen isimlerinin kontenjan, genel merkez kontenjanına gelmesine de itirazım yok. Birini sıraya koyabilir efendim, herhangi bir bakan olabilir. Birinci sıralar yani. Genel merkezin. Genel merkezin ne? Ama bu da hani bir bakan düzeyinde olur veya çok sözü nazı geçen bir siyasetçi olur. Buna itirazımız yok ama oradan al başka bir yerde siyaset yapmış, getir buraya koy, seçilsin. Beni temsil etmiyor. O parti milletvekili oluyor. Milletin milletvekili olmuyor. Evet, kestik. Milletin milletvekili olmuyor dediniz. Olmuyor, evet. Evet, o da aslında güzel bir cümleydi. Belki de 5x5'in... Alınan da alınsın.
Peki. Alınmaya da devam etsin. Şimdi seçim deyince, sistem deyince yerel gündemin seçimi de var. Daha doğrusu seçim olursa diye hazırlıkları var. Ve biz tabii bu hafta programımızın üst başlığını bu alanda, yani yerel siyaset üzerinden belirledik. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Şahin'in bir süredir, ki biz bunu programımızda daha evvelki bölümlerde sık sık konuştuk, daha da açık ettiği bir daha da olgunlaştı artık değil mi? Daha yani, da açık evet. ettiği bir durum var ki Alanya Belediye Başkan adayı olmak istiyor. Nereden aday sorumuz? Şimdi zaten seçim denilince aklımıza artık Mehmet Şahin geliyor. O gelmeye başladı. Daha önce aday olacak mı sorusu vardı ve bu konuşuluyordu. Şimdi artık nereden aday olacak o konuşuluyor. Yani aday olacak mıdan nereden aday olacağı terfi etti. Yani kesin aday olacak, nereden kesin aday olacaktayız. Olacak. Öyle ama mi? Şimdi nereden aday olacaktı? Burada herkesin sorduğu soru bu. Sadece bizim sorduğumuz bir şey de sokakta, siyasetten çok sokakta konuşulur zaten orada. Konuşulan, sorulan, merak edilen bir konu bu. Artık fotoğraf daha da netleşiyor. Eskisi gibi çok flu değil. Yani net ki bunu da artık Mehmet Bey'in kendisi dost sohbetlerinde veya kalabalık ortamlarda inkar etmiyor. İtiraf niteliğinde çalışmalı. Yaptığı çalışmalar zaten bir itiraf baktığımızda değil mi? Yani sadece odanın sorunlarının dışında tamamen turizmin, ticaretin, küçük esnafın, muhtarların, şehrin genel tüm sorunlarıyla ilgili uğraş içerisinde ki bu da artık belediye başkan adaylığının bir itirafı. Şimdi bu yaptığı şey kötü, abes, yadırganacak bir durum değil. Mehmet Şahin eğer... Bilakis aslında biraz da şaşırtıcı. Hani genelde çünkü biliyorsunuz son dakika çıkar ya adaylar. Ama Mehmet Bey ticaret odasına da çok erken çıktı. Yani bir yıl, iki yıl öncesinden konuşulmaya başladı ve çıktı. Siyaset uzun soluklu bir iş. Ha tabii onu demek zaten, istedim ben aslında. Tabii çok son dakika çıkanların hiçbirisinin seçim kazanma şansı yok. Evet. Uzun soluklu. Yani tabii bazı insanlar seçim biter seçim başlar. Bayram mesajıyla seçim çalışması yaptığını ya da aday olabileceğini düşünüyor. Tabii kandil dek gelirse bir şeyler dağıtır. O şekilde yani, olmaz. O yani. Hani aslında bir anlamda bu bakış açısındaki siyasetçilere de bir mesaj vaktinde hazırlanın. Hani o gün geldiğinde bir projeniz olsun, bir doneniniz olsun, bir birikiminiz olsun. Tanınırlık çok önemli. Mantığında şey, evet. Doğru bir yöntem aslında. Tabii şimdi seçim biter seçim başlar. Mehmet Şahin bu şeyde doğrultuda hareket ediyor. Siyaset yapacaksa kumda siyaset yapacak hali yok. Bu siyaset siyasi partilerde yapılır. Eğer hedefin hizmet etmekse, şehre hizmet etmekse, siyasetten geçtiği için mutlaka siyasi partiler nedir? Birer hizmet aracı. O zaman bir araç lazım. Bir siyasi parti lazım. Hangi partiden aday? Şimdi herkesin beklentisi Hilmi Karagöz'ü bir parti ismi verecek, evet. Kurtulacak. Ama yani vereceksiniz, şimdi, başlığı öyle yazdık. Efendim yani. Başlığı öyle yazdık fakat şu atmosferde, şu şeyde, süreçte tek bir parti yok. Yani başlı başına tek kalmış, tek seçime girmiş veya seçime girecek bir parti yok. Onun için artık ittifaklar üzerinden, hareket ettiğimizden. Şimdi tamam, hangi ittifak diyelim o zaman? Yani sürpriz olabilir, her türlü sürprize de açık olabilir. Fakat baktığımızda toplumun gözünde, sokakta, İyi Parti çizgisinden bir Millet İttifakı'na doğru gibi bir algı var. Zaten daha önceki seçimlerden önce CHP ile küçük bir flört olmuştu. Ama burada yeni kurulan siyasi partiler de var. Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. Daha önce kurulmuş, her ne kadar da bir iddiası olmasa bile yerel seçimlerin isimler üzerinden gidip ve isimler kazandığı için bir herhangi bir Büyük Birlik Partisi de olabilir, Demokrat Partisi de olabilir ya da Cumhur İttifakı'nın kalıcı olmadığını düşünürsek, eğer ittifak 2023'ten sonra ayrılırsa o zaman bir Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti iki parti çıkıyor. Hı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı kesin kes Adem Murat Yücel. Bunun hiç lami cimi yok. Milletvekili olur mu? Olmaz. Adem Murat Yücel'in milletvekili olur diyen ya Yücel'i tanımıyor, siyaseti bilmiyor ya da algı yapıyor. Ama siz çok keskin konuşuyorsunuz. Çok keskin konuşuyorum ama keskinim. Birkaç tane izleyici yorumu efendim, var biliyor musunuz?
Okuyayım mı? Olur. Sonra devam edin. Mesela İsmail Demir demiş ki AK Parti'den aday demiş Mehmet Şahin için. Mehmet Al demiş ki CHP'den AK Parti'nin adayı Mustafa Toklu demiş. Başkan Bey de demiş Adem Bey milletvekili adayı olur demiş. Fatma Erdem demiş ki bence İyi Parti'den aday olur demiş. Mesut İlhan da Millet İttifakı demiş İyi Parti. Rasim Okyanus ise Demokrat Parti demiş. Her partinin ismi geçiyor burada. Evet. O zaman şunu gösteriyor. Her partiden aday olabilir. Zaten ittifaklar devam etmezse birinci sıra AK Parti olur. Yani bir AK Parti daha sonra iki işte Millet İttifakı ya da başka bir ittifak. İttifaklar da değişecek. Şimdi İyi Parti'nin CHP'nin kalıcı bir ittifak yapacağı hali yok. Ama olan yakınlaşmasına bakarsanız bence her partiye dahil, her partiye yakın. Şu an bütün siyasi partilerin gözünden baktığınız zaman Deva Partisi'nden, İyi Parti'de, CHP'den bak potansiyel bir isim. Her partinin ortak adayıymış gibi duruyor şimdi. Her ne kadar da bir yere yakın gibi olsa da. Evet, kestik. Kestik. Böyle belki keselim. Bir 10 saniyede fazla oldu. Kesemedik yani. Evet, tabii bu da aslında bizim daha çok konuşacağımız bir konu. Çünkü tabii ki siyasette bir gün, bir saatle eşit olabiliyor bazen. Hatta bir dakikayla. Dolayısıyla hani bugün çok keskin yargılarda bulunmak bence yanlış. Tabii. Ama doğrusu nedir? Var olan mevcut tabloyu ortaya koymak. Zaten hiç kimse bize geleceği garantileyemez. Yani hiçbir şekilde garantileyemez. Dolayısıyla bu konu bu dediğim şeyde gibi. Bu iki soru arasında bazen kaçamak yapıp şey kullanabiliyorum da. Mehmet Şahin de tıpkı Adem Murat Yücel gibi milletvekili adayı olarak hiç düşünmüyorum ben. O da icraatçı bir isim olduğu için yatkın olduğu yer belediye başkanlığı. Evet, sonuna yani kadar şey oraya oynar. Yani milletvekili adayı olmaz, olursa belediye başkanı adayı olur diyorsunuz. Öyle düşünüyorum yani, kesinlikle. Evet. Peki şimdi Türkiye gündemine geçtik yine. Aslında tabii bu Türkiye gündemi değil, hepimizi ilgilendiren bir mesele. Bizim değerlerimiz var, bizim Atatürk'ümüz var. Ve biz bugünlerde yine bir Atatürk düşmanlığı söylemi üzerinde Türkiye'de tartışma yaşıyoruz. Gerçekten bazen anlamakta güçlük çekiyorum neden ve nasıl olduğu noktasında. Ne diyorsunuz bu Atatürk düşmanlığı, söylem agresifliği, hakarete varan... Bu kadar dışa vurmuşluk. Dışa vurmuşluk, yani nasıl tanımlayacağız onu da çok... Şey efendim bu din görevlileri insanları camilerden uzaklaştırıyor, soğutuyor, nefret ettiriyor kendilerinden. Bu işin tamamen maksatlı olduğunu, maksatlı konuşulduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir din görevlisi sıradan o camilerde hutbeye, vaaza, sohbete çıkmaz. Bir konu üzerinde çalışılır. Gerekirse Diyanet İşleri'nden bir sohbet konusu veya işte hutbeye çıktıysa hutbe hazırlanır, dağıtılır, o konuşulur. Burada yani, tamamen maksatlı, bilinçli, bastırılmış duygular dışa vuruyor. Toplumun damarına basılarak da. Bu neyin intikamı, neyin öcü onu da bilmiyorum. Fakat insanların bu gibi kutsal işte mekanlara veya başka görev yapan din adamlarına, din alimlerine karşı insanların bir ön yargı oluşmaya başlıyor. Diyanetin de artık kendi içinde görevlerine, tabii Diyanet bunun Diyanetin bilgisi dahilinde değilse, bilgisi dahilindeyse zaten böyle bir düzenleme, çeki düzen verilmez. Bilgisi dahilinde değilse tepeden tırnağa bir çeki düzen verilmesi gerekiyor. Çünkü ya hakikaten yani insan duyduğu zaman ya sana ne, sana mı kalmış? Sen git başka bir şey yap. Artık son günlerde tamamen bir siyasetle ilgili, Atatürk'le ilgili, bilmem onunla ilgili tweet atmalar, paylaşım yapmalar. Ya senin işin mi, görevin mi? Hadi bırak çıkar madem sarını, cübbeni. Git siyasetini yap. Bu kadar ya hadsizlik, terbiyesizlik olur mu ya? Çok şey konuşacağım da yani şimdi konuşmalarımız hep suç olarak da şey yapar. Tabii şimdi diyemiyorum toplumun yani. Toplumun ihtiyacı olan şey bu değil. Bu değil. Zaten ya bir hani insan camiye ne için gider efendim? Niye ya ibadet yapmaya, manevi ya bir manevi hani,
ülkemizin içinde bulunduğu mevcut koşullar içerisinde bir gündem yaratmaksa neden bunu Atatürk üzerinden yaratıyorsunuz? Yani Atatürk'ün hangi düşmanlığını gördünüz ki ülkeye bunun tartışmasını getiriyorsunuz? Mevcut şartlar içerisinde yaşadığımız sistem üzerinde bir şeyi tartışıyorsanız niye bunu Atatürk'e bağlıyorsunuz? Öyle değil mi? Dolayısıyla hani din görevlilerinden bizim beklentimiz gerçekten dinini yaşamak isteyen insanlara dini anlatması. Ya ben zaten Atatürk'le ilgili bir şey duymak istesem bir tarihçiyle gider konuşur otururum. Camiye gitmem ki. Eğer camiye gittiysem ben orada namazımı kılmak için sohbetimi dinlemeye giderim. Atatürk'le ilgili hakaret dinlemeye gitmem ki. Siz kimsiniz ya? Ki bu bir defa, iki defa olmuş bir şey değil. Çok sık tekrar etmiş ve eminim hala tekrar edecek bir durum. Ki bu artık iktidar partisine yaranmak için mi ya da partiyi, iktidarı zor durumda bırakmak için mi yapılıyor bilmiyorum. Fakat tüm bunlar daha çok iktidarın göz önünde ve onların da bulunduğu ortamlarda bunlar kaynaklanıyor. Evet, mesela dün Sayın Bahçeli'nin bu konuda bir açıklaması vardı. Hani olayı biraz da FETÖ tarzı bir söyleme bağladı ve köklerinin araştırılması gerekir dedi. Lazım. Hani bunu sadece söyleyenin değil, söyletenin de aslında kim olduğuna bakmak gerekir. Durduk yere söylenen bir şey değil. Hiçbir ki din görevliler de imamlar da devlet memuru. Devlet memuru çıkıp durduk yere siyaset yapmaz. Az önce DSİ'den bilgi alayım dedin, üstüne sormaya gitti dedin. Şimdi hoca kendi başına çıkıp orada bir şey söylemez. Yani mutlaka söyleten olmasa bile bilgisi olan birileri var. Ki bu cesarete şeyim yani şaşırıyorum. Nasıl bir cesaret bu? Türkiye artık 7'den 70'e bütün herkes en sert şekilde tepkisini ortaya koymasına rağmen eminim kırını kıpırdatmıyordur be. Evet ve zaten şu anda herhangi bir yaptırım izlediğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla hiçbir yaptırım da yok, olmadı. Bir evet. Ceza, bir soruşturma, bir soru sual de olmadı yani. Diyanetin tepeden tırnağı, müftülüklere kadar, müftülüklerden camilere kadar, dibimizdeki camiye kadar bir düzenleme, çeki düzen verilmesi gerekiyor. Din görevlileri topluma örnek insanlardır. Bunu sonra bir daha konuşalım. Peki. Daha çok diyeceklerim var. İki hafta ara verince zamanlama konusu biraz sıkıntıya düştü. Evet, sözün sonuna geldik. 5x5 bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşçakalın.